Efendim hepinize merhabalar, ben Rıdvan Akgün. Bugün 11 Mayıs 2018 gündem özelde yine birlikteyiz. Tabii ki gündem özelde her gün değişen konular var. Bu değişen konular sizlerle akşam üzeri saat 17-18 arasında günün yorumunda paylaşıyoruz ve günü birlikte değerlendiriyoruz. Şöyle baktığımız zaman bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde Hizmet Şeref Belgesi takdim töreninde konuştu. İki konuyu ön plana aldı. Bu almış olduğu iki konu önemli bir konuydu. Özellikle geçtiğimiz haftalarda İYİ Parti'nin milletvekili seçimine girmesi, cumhurbaşkanlığı seçime girmesi için seçimde yarışa özellikle diğer partilerle eşit mesafede adım atması için 15 milletvekilinin Cumhuriyet Halk Partisi'ne istifa ederek İYİ Parti'ye geçmesi konusunda bir vurgusu vardı. Dedi ki Cumhurbaşkanı Erdoğan, ağlaya ağlaya gittiler, güle oynaya geldiler dedi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde takdim töreninde konuşma yaptı. Yani bu birinci vurgu çok önemliydi. Ağlaya ağlaya gittiler, güle oynaya geldiler. Türkiye'de garip şeyler oluyor dedi. Yani Türkiye'de garip şeyler konusu esas masamda şu anda günün yorumunda. Türkiye'de garip şeyler neler oluyor, neler olmuyor ona bir bakalım. Özellikle Yüksek Seçim Kurulu'nun İYİ Parti'nin seçime girip girmemesiyle ilgili kararını geç vermesi, ertelemesi İYİ Parti'de ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde stratejik olarak hamle yapmak için bir şeyler yapması gerektiği ortadaydı. Cumhuriyet Halk Partisi bir hamleyle AK Parti'nin düşünmüş olduğu, şayet düşünmüş olduğu bir konu varsa tabii ki, Yüksek Seçim Kurulu'nun İYİ Parti'yi seçimlere almama gibi bir düşüncesi varsa, bunu da AK Parti biliyorsa, bu da bir strateji ise, yani Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı'nın 26 Ağustos'ta seçim yapalım demesine rağmen 24 Haziran'a çekilmesiyle telaşa kapılan İYİ Parti ve bu konuda da eyvah İYİ Parti seçimlere giremeyecek diye düşünen Cumhuriyet Halk Partisi bir hamle yaptı ve 15 milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ederek İYİ Parti'ye geçti. Tabii ki hiçbir milletvekili sevdiği bir partiyi bırakıp başka bir partiye geçmesi mümkün değil. Onun için de şöyle siyasi program yapan birisi olarak baktığımız zaman milletvekillerinin üzgünlüğünü gördük. Hatta vatandaşa da mikrofon tuttuk, vatandaş ne diyor diye. Dedik ki vatandaş ne diyor mikrofonları Kanal İzmir TV'nin. Efendim istifa edip İYİ Parti'ye geçen milletvekilleri bir demokrasi kahramanı mı? Yoksa partisine seçmenine ihanet eden bir milletvekili mi diye sorduk ki insanlar genelde demokrasi kahramanı şekli ele aldılar. Cumhuriyet Halk Partisi de keza bu şekilde ele aldı. İYİ Parti'de Cumhuriyet Halk Partisi'nden bize gelenler bir demokrasi kahramanıdır dediler. Şimdi tabii ki gönüllerinde bugünlerde aday adaylığı sürecinin tamamlanma aşamasına gelmesi 21 Mayıs'a kadar bu süreç içerisinde üzgün olan, ağlaya ağlaya giden milletvekillerinin güle oynaya partilerine dönmesi de gayet normaldir. Yani ağlaya ağlaya gittiler, doğru, Cumhurbaşkanı doğru söylüyor, güle oynaya da geldiler. Çünkü hiçbir milletvekili gidip de istifa edip de diğer bir partiye geçmesini hiç istemezlerdi. Çünkü tarihe şöyle baktığımız zaman da parti değiştiren, bir ayda 3 parti değiştiren Afyon milletvekili vardı. Sonra intihar etti kendisi. Fırıldak Kubi olarak tarihte yerini aldı. Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri de bir görevi yerine getirdiği iddia edildi. Ve bu görevi tamamladılar. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden de gelir gelmez milletvekili adaya oldular. Burada tabii ki Cumhurbaşkanı'nın bir vurgusu. Cumhurbaşkanı'nın vurgusu. Türkiye'de garip şeyler oluyor. Türkiye'de garip şeyler gerçekten oluyor. Cumhurbaşkanı bu konuda haklı. Şöyle baktığımız zaman özellikle nasıl böyle Afrin'de Zeytin Dalı operasyonunda özellikle 7 düvel orada Türk Silahlı Kuvvetleri, yani Türkiye Özgür Suriye ordusuyla birlikte nasıl 7 düvele karşı orada mücadele ettiler? Aslında Türkiye üzerinde hesapları olan ülkelerde bir mücadele içerisinde mevcut hükümetin artık gitmesi gerektiği konusunda birlikte hareket etmeye çalışıyorlar. Sosyal medyada özellikle hashtagler açıp Twitter'da tamam devam şeklinde karşılıklı bir sosyal medya savaşının gündeme gelmesinin temelinde yurt dışından Türkiye'ye müdahale eden yabancı ülkelerinde var olduğunu hepimiz bal gibi biliyoruz. Özellikle
Alman vakıflarının bu konuda çok müdahil olduğu, CIA'nin, Mossad'ın, İngiltere'nin, Alman istihbarat servisinin, Hollanda'nın ve birçok yabancı servisin Türkiye'de mevcut hükümet karşısında bir çaba sarf ettiği, yeni senaryolar peşinde olduğu söylenmekte. Şu, önümüzdeki az bir zaman içerisinde partiler çok itidallı olmalı, parti mensupları pek karşı karşıya gelip olaylardan kaçınmalı, her türlü tedbirler alınmalı, çok dikkat edilmeli, Türkiye'de ortalığı karıştırıp özellikle mevcut hükümet üzerine yüklenmek istenen bir takım şeyler de karşımıza çıkabilir. Aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu söylemek istiyor. Türkiye'de garip şeyler oluyor. Yani siyasi olarak bakıp da milletvekillerinin istifa edip bir başka partiye gidip de geri gelmesi, İyi Parti'nin seçimlere girmesi garip gibi durmakla beraber Türk siyasetinde bunun da normal olduğunu geçmişe dönük baktığımız zaman görebiliyoruz. Yani orada bir hamle vardı, bir santranç oyunu vardı. Bu santranç oyununda Cumhuriyet Halk Partisi'nin hamlesiydi. Ve tabii ki ikinci hamle olarak da Cumhurbaşkanı adaylarının özellikle 100 bin imza toplama konusunda birbirlerine destek vermesi de çok farklı bir bakış açısıydı. Bir destekti bu. Evet, bu destek sonucunda da özellikle Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan bu yarışta yerini aldı. Önümüzdeki süreç aslında 21 Mayıs'a kadar biraz liderlerin sakin davranış biçimleri, Muharrem İnce'nin özellikle Cumhurbaşkanı adaylarını ziyaret etmesinde zannedilmesin ki liderler artık belirli bir üslupla birbirlerine saygılı bir şekilde meydana inecekler. Asla yüklenmeyecekler. Yok öyle bir şey. 21 Mayıs'tan sonra siz bir seçim kampanyası göreceksiniz. Bu seçim kampanyasında nasıl böyle liderlerin üsluplarının değiştiğini, birbirlerine nasıl yüklendiklerini, sosyal medyada özellikle nasıl bir savaş başladığını, hani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın demiş olduğu gibi Türkiye'de garip şeyler oluyor. Evet, Türkiye'de özellikle mevcut rejimi istemeyen yabancı güçler var. Alman vakıfları Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gidiyorlar, vakıf yöneticileri bir partiye diyorlar ki HDP sizin arkanızda. Bunu hangi güçle söylüyor yabancı bir güç? Burada bir düşünmek lazım. Siz kim oluyorsunuz Alman vakıfları? Siz kim oluyorsunuz? Yani Alman vakıfları ve diğer ülkeler Türkiye'de siyasete müdahale edecek kadar kendinizde bu gücü nereden buluyorsunuz? Bunu zaten vatandaşlarımız biliyor. Diz çöktürmeye çalışıyorsunuz Türkiye'ye. Türkiye'yi diz çöktüremeyeceksiniz. Türkiye hangi parti lideri gelirse gelsin 24 Haziran'ın devamında 25 Haziran'da eğer birinci turda Cumhurbaşkanı seçilirse, seçilmeyip ikinci tura kalsa bile ikinci turda seçilecek Cumhurbaşkanı, bakınız parti ve liderden bahsetmiyorum. Türkiye'ye hiçbir ülke asla büyüyen Türkiye'ye, gelişen Türkiye'ye diz çöktüremeyecek. Türkiye'yi kuran, yani Türkiye'yi kuran, Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran, Büyük Atatürk'ün göstermiş olduğu muasır medeniyetler seviyesinin üst noktasına kadar gelecek Cumhurbaşkanı bunu taşıyacaktır diyorum. Evet, Türkiye'de garip şeyler oluyor. Bu doğru. Bir de Cumhurbaşkanlığı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde bir noktaya daha müdahale ettiğini gördüm. O da çok önemli. Dedi ki Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Haziran'da seçilirsem tekrar, yani 24 Haziran'dan sonra seçileceğim bellidir. Daha önceki gibi seçimler olacak. Yine biz kazanacağız ifadesinde bulundu. Faiz belasıyla mücadeleden zaferle çıkacağımı söylüyorum dedi. Türkiye'ye sadece silahla, ajanlarla, terör örgütleriyle değil, faiz lobisi de saldırıyor. Ekonomik olarak saldırıyorlar. Kredi derecelendirme kuruluşları saldırıyor. Bunların hepsinin başında IMF var. Yani kısaca IMF diye yazılan IMF var. Yani bu doları dünyaya kabul ettirmeye çalışan, dolarla dünya yönetmeye çalışan IMF Türkiye'ye artık kredi derecelendirme kuruluşlarıyla ülkeye yatırım yapılabilir, yatırım yapılamaz notlarıyla diz çöktürmeye de çalışacaklardır. Ve bugün Sözcü Gazetesi'nde bir iddia vardı. Şöyle diyordu Sözcü Gazetesi'nde İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı. Diyordu ki seçimi 15 gün kala AK Parti Adil Öksüz'ü konuşturacak ve bize ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne iftira attıracak dediler. Bu da çok manidardı, tartışılacak bir konuydu. Yani çiğ sebze yemedim ki karnım ağrısın derler ya atalarımız. Eğer çiğ sebze kimse yememişse
kimsenin de karnı ağrımaması gerekir, gocunmaması gerekir diye düşünüyoruz. Ama 24 Haziran'dan sonra, ki bu sürede olmayacak belli, FETÖ'nün, hain terör örgütü FETÖ'nün siyasi ayağına da el uzatılması gerekir diye düşünüyorum. Evet, siyasi yorumlarım bu kadar. Biraz sonra özellikle emlak konusunda, inşaat konusunda yorumumda gayrimenkulden %18'den %8'e düşen KDV nasıl uygulanacak? Konutta faiz konusundaki sistem nasıl uygulanacak? Tapu ağaçlarında nasıl bir adım atılacak? Bir de dün Sayın Aziz Kocaoğlu'nun da katıldığı, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'nün katıldığı, önemli konuşmacılar işte İzmir Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Hasan Küçükkurt'un katıldığı, artı Sanayi Odası Başkan Yardımcısı'nın katıldığı, EGEKOP Genel Başkanı Hüseyin Aslan'ın katıldığı, birçok konuşmacıyla ilgili bir VTR'miz var. Bu VTR'yi de izleyeceğiz ama yorumlarımız olacak. Az sonra tekrar görüşeceğiz yine. Kanal İzmir TV'nin 0536 966 3444 numaralı WhatsApp ihbar hattından bizleri arayabilir ve çevrenizde yaşadığınız sorunların video görüntülerini atabilir ve Kanal İzmir TV ve İzmir Haber Merkezi haber sitesinde yayınlanmasını sağlayabilirsiniz. Kanal İzmir TV'nin 0... Baksana arabaya. Araba gömüldü resmen ya. İnanamıyorum, araba gömüldü resmen. Az önce çocuklar paçaları sıvadılar, geçtiler karşıya. İşte İzmir böyle maalesef. An itibarıyla İzmir'imizin, Şirinyer'in son hali arkadaşlar. Yürekler acısı. İzmir'i sel götürüyor. Arabaya. Efendim izlediniz değil mi? Yani emlak sektöründe özellikle inşaat sektörü, emlak sektörü, tapu ağaçları, faiz derken aslında bunu etkileyen unsurlar var. İzmir'e baktığınız zaman İzmir'i sel basıyor. 25 kilogram yağmur yağdı diyerekten bugün ne oldu Kemeraltı, Konak, Eşrefpaşa, Şirinyer? Ne oldu? Ne oldu? Onu kime soruyorum ben? Değerli Aziz Kocaoğlu'na soruyorum. Ne oldu? 25 kilogram, bakın bu 100 kilogram da yağabilirdi. Hatırlar mısınız? 95 yılında sel geldiğinde Karşıyaka'da 60'ın üzerinde vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Girne Bulvarı sel olmuştu. Girne Bulvarı'nın çok yakınındaki benim şirket affedersin 1 metre balçık dolmuştu. Hiç ne alakaysa işte altyapının olmadığından dolayı. Özellikle 25 kilogram yağmur yağdı. Rezalet. Kemer altında esnaf kanı alıyor. Zaten kemer altında 2500-3000 esnaf kapatmış, kepenk indirmiş. Burada yağmur yağdığı zaman insanlar korunmazsa, yağmur suları vatandaşın, esnafın dükkanına girer de malları telef olursa bu esnaf iş yapamaz. 1000 tanesi daha kapatır. Hadi bakalım çöz. Sadece 1000 demeyin. Bu 1000 kişinin mal aldığı, kendi ailesi, çocukları, on binlerce insanı etkiliyor aynı zamanda. Efendim, 11 Mayıs 2018 günlerden Cuma bugün. Gazetelere düşen haberler, sosyal medyaya düşen haberler. Diyor ki haberlerde, bakınız çok enteresan. İzmir'de etkili olan sağanak yağış bir anda sele dönerken ev ve iş yerlerine su bastı. Ya 25 kilo yağmurla eğer altyapı bunu kaldırmıyorsa iflas etti demekti altyapımız. Kemer altında esnaf devamlı perişan oluyor.
Yağmura hazırlıksız yakalanan İzmirliler zor anlar yaşadı. Ne demek hazırlıksız kardeşim? Elde devamlı 24 saat şemsiyeyle mi geçeceğiz? Yağmur işte yağdığı zaman işte bunun kilogramı 20 kilogram, 30 kilogram, 40 kilogram, 41 kilogram olursa sel gelir diye bir kural mı var? 100 kilogram da yağsa altyapı bunu çekmesi lazım. Neden yapılmıyor? Esnaf neden perişan? Verelim bir daha görüntüyü, sonra devam edeceğim. Ver görüntüyü. Araba gömüldü resmen ya. Tabii canım. İnanamıyorum, araba gömüldü resmen. Hmm. Az önce çocuklar paçaları sıvadılar, geçtiler karşıya. İzmir böyle maalesef. An itibariyle İzmir'imizin şirin yerin son hali arkadaşlar. Milletler acısı. İzmir'i sel götürüyor. Evet, izledik değil mi? Fonda da şöyle ne var? Dramatik bir müzik var. Hakikaten İzmirli perişan, üzgün. Ben de böyle hüzünlü bir müzik açtım. Ne yapacağız başka? İzmir'de devamlı bir yağmur yağdığı zaman perişan oluyoruz, mahvoluyoruz. Efendim, yağmur yağıyor tabii ki. Yağmur yağdığı zaman da her yer sel olacaksa perişan olduk. Bakınız, İzmir'de öğleden sonra başlayan ve etkisini artıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi diyor. Bakınız, yani bu bütün Türkiye bunu. Sonra bize telefon açıyorlar Hanya'dan, Konya'dan. Diyorlar ki, geçmiş olsun, sel sizin eve de girdi mi? İşte İzmir manzaraları oluyor işte bunlar. Anlatabiliyor muyum? Evet. Sağanak yağış bir anda doluya dönüşerek sele neden oldu. Suların yükselmesiyle ev ve iş yerleri su bastı. Trafiğin bir süre durmasına neden olan sel suları vatandaşlara zor anlar yaşattı. Trafik devamlı akıyor ya zaten. Çok devamlı böyle. Hiç kalmıyoruz. Aslanlar gibi trafik İzmir'de akıyor zaten. Hiç sorun yok. Evet. Yağmura hazırlıksız yakalanan İzmirliler kendileri kapalı mekanlara atmaya çalıştı. Vatandaşlar kendi çabalarıyla suları tahliye etmeye çalıştı. İş yerini su basan bir vatandaş her yağmur yağdığından aynı tabloyla karşılaşmaktan dolayı sıkıntı yaşadıklarını söyledi. Metrekareye 25 kilogram yağmur düşmüş. Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nün alınan bilgiye göre ise aralıklarla devam eden gök gürültülü sağanağın etkisini akşam saatine yitirmesi yarın yani cumartesi günde iç kesimlerde etkili olması bekleniyor diyor. Öte yandan son 6 saatte konakta metrekareye 25 kilogram yağış düştü. Bu haberi niye verdik? Şimdi gelelim. Efendim, şimdi piyasa durgun, konut satışları durgun, emlakçılar boş oturuyor, müteahhitler satış yapamıyor. Artı İzmir'e baktığımız zaman İzmir manzaraları, İzmir'den yatırım yapacak, konut alacak kişiler de diyor ki ya İzmir'i sel basıyor. İzmir'de denizin kenarından geçerken burnumuzu böyle tıkayıp geçiyoruz. İzmir'in çöp sorunu çözülmedi diyorlar. Yani bunlar nasıl olacak diyorlar, düşünüyorlar. Gelelim konuya. Efendim şöyle baktığımız zaman özellikle hükümetin barış paketinin devamında imar barışının yanı sıra gayrimenkul satışının teşvik içinde ciddi adımlar atılıyor. Bu ciddi adımları olumlu karşılıyoruz. Altını çizelim. Olumsuz değil. Yani imar barışının olması gerektiğini söylüyoruz. İmar barışı olacak ki devletle vatandaşın sorunları tamamen bitecek, rafa kalkacak. Rafa kalkarken aynı zamanda bir daha da devletle karşı karşıya kalınmayacak şekilde adımlar atılacak. Ama imar barışı derken bu bir imar affıdır aynı zamanda.
bu imar affının tekrar etmemesi için de kalıcı tedbirler yapılması lazım. Dün İzmir'in en büyük kentsel dönüşüm zirvesi, 11. zirve Türkiye'de, büyük bir zirve. İzmir'i yönetenler katıldı ve bu İzmir'i yönetenler bu kentsel dönüşüm zirvesinde önemli bir vurgu yaptı. Dendi ki imar barışı, imar affı artık rafa kalkmalıdır. Türkiye'nin fotoğrafları havadan çekilmeli. Her yıl yeni çekilen aynı koordinatlardaki fotoğraflarla örtüştürülmeli. Aykırı binalar yıkılmalı. Belediye başkanlarına bu konuda yık talimatı verilmeli dediler. Aziz Kocaoğlu dedi ki versinler talimatı, yıkacağım dedi. Kaçak yapılar olmasın, bunun bir miladı olsun dedi. Dün bir kısa bir görüntü getireceğim dünkü kentsel dönüşüm zirvesinden şimdi. Birazcık şöyle izleyelim, sonra devam edeceğim. Sadece bir bina yıkıp yapmak olarak göremiyoruz. Bugünkü konularımızdan birçoğu bunun üzerine olacak. Yani bir şehrin özellikle İzmir için söylüyorum, göçü nasıl yöneteceği, karbon salımı düşük binalar nasıl oluşturması gerektiği, yani doğru projeler üretme yönünde neler yapması gerektiği, bunlar çok değerli, çok önemli konular. Çünkü bu vizyonlarla expolar, olimpiyatlar alınabiliyor. Yani sadece işte o şehri işte güzel yapalım, sonra da gidelim expo'yu alalım ya da olimpiyatı alalım, böyle olmuyor. Londra örneğini de görecek olursak, Barcelona örneğini de görecek olursak, gerçekten o şehrin dokusunda yapılan çok önemli çalışmalarla bunlar gerçekleşiyor. Tabi aynı zamanda şehir içinde kalmış olan sanayinin uzaklaştığı. Evet, Haldun Ersen, özellikle bu organizasyonu yapan şirketin genel müdürü, İstanbul şirketi, Management Palace şirketinin genel koordinatörü, gerçekten güzel bir kentsel dönüşüm zirvesiydi. Herkes konuştu, çok uzun olduğu için veremedik çünkü yaklaşık 200 dakikaya yakın bir kentsel dönüşüm zirvesi, daha fazla. Ama ben size onu zaten izleteceğim, yayınlayacağım daha sonra. Burada ön plana çıkan İzmir'de kentsel dönüşümün bir an evvel yapılmasıydı. Çünkü İzmir'de kentsel dönüşüm yapılmalı ki biraz evvel size izletmiş olduğum 25 kilogram yağmurun yağmasıyla İzmir rezil bir konuma geliyor, gelmemesi gerekiyor. İzmir'i bir bütüncül olarak düşünmek lazım. Özellikle İzmir'i etki eden noktalarda, ana arterleri etkileyen bu dar alanlarda, kısa paslaşmalarda bitmeli her şey. Ve 25 kilogram değil, 100 kilogram, 150 kilogram yağmur da yağsa altyapımız sağlıklı olmalı diye düşünüyorum. Evet efendim, özellikle faizlerin 0.98'e gerilemesi ve buna bankaların uyması ve faizlerin düşmesiyle piyasada canlanma olacağı söyleniyor. Piyasada şu anda bir canlılık bekliyoruz ama yansıyanı göremiyoruz. Ben bugün tam 17 emlak şirketine telefon açtım. Dedim ki bugün yansıyan, yani dün bahsedilen 0.98 konut kredisi faizlerinin, yani mortgage kredisinin etkisini hissettiniz mi? Gelen giden yok dediler henüz. Millet seçime odaklanmış vaziyette bildiğim kadarıyla. Bunun haricinde birkaç müteahhiti aradım. Hatta sabah bir inşaat malzemesi toplantısına uğradım. Orada 5-6 müteahhit şirketi vardı. Yani inşaat şirketi vardı, müteahhitler vardı. Onlar da sıkıntılı genelde. 0.98 faizin aslında doların ateşi yükselmeden önceki oranlar olduğu, bunun daha da düşmesi gerektiğinden bahsettiler. Tabii bu bir. İkincisi, tapu ağaçlarında KDV'nin düşmesi, bu iki. Ayrıca özellikle tapu ağaçlarının haricinde KDV'nin de işte %10'lardan 8'e çekilmesi, bütün bunların olumlu yansıyacağından bahsediyorlar ama bir önemli husus var benim bahsetmek istediğim. Bütün bu indirimlerden acaba vatandaş birey istifade edecek mi? Yani bu konuda indirilen %18 KDV'nin %8'e çekilmesi, artı tapu ağaçlarının sıfır konutlarda 10'da 1'e düşmesi ve faizlerinde 0.98'e gerilemesi, bu vatandaşın lehine mi olacak?
Yoksa tapu da gerçekten gerçek değerleri zaten göstermeye müteahhitlerin cebinde mi kalacak? Bu sorunun cevabını siz verin. Yani bu indirimler kimde kalacak? Proje üretenler, devasa proje üretenler, büyük böyle yüzlerce binlerce konut üretenler bunların cebinde kalacak. İmar barışı, imar affı özellikle devletin arazisini işgal etmiş de sorunları olmuş ve bir adım atamayan, oturma raporu alamayan ve yıkımla karşı karşıya gelen milyonlarca ve milyarlarca dolar değeri olan özellikle konutların, projelerin sorunların çözülmesi için mi, bireyin böyle konut alması için mi bir tartışma, bir muamma. Ama atılan adım doğru. Çok güzel analiz yapılabilmiş mi? Hayır. Neden? Çünkü seçimin öne çekilmesiyle çok pratik kararlar alınmış. Hükümet şöyle yapması gerekirdi bana göre. Efendim, faiz oranlarını 0.98'e çekmek güzeldir. Yalnız benim vatandaşımın konut alma hakkını bir an evvel elde etmesi için ben hiç konut olmayan vatandaşıma 0.98 değil 0.50 faizle kalanını biz sübvanse ederiz bankalara. Yeter ki konut alsınlar, piyasa canlansın. Bu birinci adım olmalıydı. İkincisi, tapu araçlarını sıfır konutlardan ziyade yine bir konut olmayan, bir konutu olmayan insanın konut edinimini sağlaması için ne yapması lazım? Evet, özellikle tapu araçları ilk kez konut alacaklarda %10'a diyelim artık, 1/10'a indirmek ve gerçek projelerde normal seyrinde yürütmek gerekirdi. Çünkü projelerde zaten konut fiyatları çok yüksek. Öyle değil mi? Evet, faize baktık. Artı tapu araçlarına baktık. KDV'nin de özellikle sıfır konutlarda tüketici lehine inmesi için çaba sarf edilmesi lazım. Ama müteahhitlerin cebinde kalacak. Bence vatandaşın, bireyin konut alımıyla ilgili faiz oranları yeniden düzenlenmesi lazım. Şöyle baktığımız zaman kira fiyatları yaz aylarının gelmesiyle ilgili 1000-1500-2000 rakamlarına seyretmiş vaziyette. İzmir'den bahsediyorum. İstanbul bir misli fazla, iki misli fazla. İstanbul'u karıştırmıyorum. Ankara İzmir'le eşdeğerde, üniversitelere yakın olan noktalarda bir misli konut fiyatları, kira fiyatları yüksek. Bir aylık kira bedeli bir emekli Bağkurlu'nun, bir emekli SSK'nın, bir emeklinin maaşı kadar kira bedeli var. Bu vatandaş ne yapacak? Karnını doyuracak, gidip çadır mı kuracak? Vatandaş çadır mı kursun? Onun için vatandaşın konut almasını teşvik etmek lazım. Bununla ilgili de hükümete oldukça büyük görev düşüyor. İnşallah bunu da çözerler. Evet, yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.